Evet tabii ki serilerimiz devam ettiğine göre kimin yanındayız? Orijinalci Mehmet abinin yanındayız. Ya bunu bazen videolarda söylüyorum ya, burada çok fazla arkadaşım, işim, dostum. Bu işin içinde olduğundan dolayı, 2010'dan beri bu işlerle uğraştığım için bilgim olduğundan dolayı temiz, düzgün, sağlam ve hesapların her zaman yanındayız. Onlar da bizim her zaman yanımızdaydı. Alışverişlerimiz karşılıklı. Bana ayakkabı lazımsa Mehmet abiye giderdim. Diğer tanıdığım arkadaşlara giderdim. Şortçu gibi ceket lazımsa, kaliteli bir ürün lazımsa ben bu adamların yanına giderdim. Bu adamlarla da bu çocuktaki içerikler için devam edeceğiz. Daha tanıdığımız çevremiz çok fazla. İzmir genelinden konuşuyorum. 41 yaşıma girdim bu an, yani bu sene itibarıyla. Ama 41 seneden beri İzmir'den dışarı çıkmadım abi. Onun için İzmir'de daha çevremiz yok. Daha çok videolar gelecek. O zaman hadi Mehmet abiyle röportaja başlayalım. Abone olmayı, like atmayı, eşe dostu akrabaya paylaşmayı unutmayın. Mehmet abim hayırlı işler. Orijinalci Mehmet. Evet. Lakabıyla tabii ki. Orijinalci Mehmet. Ne yapayım Mehmet abim, iyisin? Teşekkürler. Nasıl İyi işler? İyi yayınlar. Sağ olun, Allah razı olsun. İşler güzel, Allah bereket versin. Yani hükümetimiz sağ olsun. Bereketini arttıran onlar oldu. Eskiden bit pazarı kültürü, mantığı çok daha farklıydı. Evde aksesuar ya da buna benzer konumların üzerine çalışılan bir iş koluydu. Antika üzerine ihtiyaçlı antikalar ya da evde dekor amaçlı kullanılan unsurların üzerine bir bit pazarı sistemimiz vardı. 2008'den beri bu işin içeriğindeyim. Yaklaşık aktif olarak da 2014 yılında gerçekten ihtiyaçlar doğrultusunda başladım. Evet, orijinalciliğe başlamamdaki etken sebep daha sonra oldu. Önce ben aktif olarak böyle aksesuar, gümüş ya da buna benzer takı üzerine çalışan bir kavramım vardı. Fakat sonradan gelişen durumlar, konumlar itibariyle sektör otomatikman değişmeye başladı. Ve görselden ziyade ihtiyaç doğrultusunda ve aynı zamanda benim çok yönlü sportif aktivitelerimin olması, motosiklet, bisiklet, dağcılık, yüksek dağcılık aktivitelerimin olmasından dolayı sistemin içerisine girdim ve adımız ondan sonra da orijinalciye çıktı. Genelde %70-%80 yurt dışı menşeli ürünlerimiz var. Ve kesinlikle %95, %99, %100'e yakını da ürünler orijinal olmakta. Tabii sektöre ilk başladığımız zaman bu konumun şeyi daha farklıydı. Bilmiyorduk bir takım şeyleri ama kendi dediğim gibi aktivitelerimizin bilinçli olarak yönlendirilmesi ve yönlenmesinden dolayı olayın farklı boyutuna çıktık. Şimdi bit pazarın orijinalcisi olarak anılıyoruz. Güzel bir olgu. Çünkü insanlara verdiğimiz ürünlerin arkasındayız. Aynı zamanda da arkasında olmamız doğrultusunda olası durumlarda hatalı da çıkma olasılığı olabiliyor. Onların iadesini dahi alabiliyoruz. Birçok firma bunun garantisini yapmasa bile biz bu konuda artık burada bir gelenek gibi oldu. Ürünlerden memnun kalmayanlar, yani memnun kalmaktan ziyade biz de sonuçta insanız, gözden kaçan durumlarımız oluyor. Orijinallikten kastımız kesinlikle orijinal ama biz de hata yapma olasılığımız oluyor. Görmediğimiz kusurları da oluyor. Onların iadelerini de geri alıyoruz. Ya da baştan ifade ediyoruz. İlk nerede başladın Mehmet abi? İlk Yeşildere'de başladım. Yaklaşık bir 2-3 sene orada bu işi aktif olarak, ama aktif diyorum, pasif olarak yaptım. Ama 2014'ten itibaren gene pasif olarak başladım. Ama yaklaşık 2016'dan itibaren olayı tamamen dediğim gibi birçok aktivitelerin varlığıyla beraber olayı profesyonel yönüne çevirdim. Kazanç sektörü içerisinde de aynı şekilde
orijinalini bulmaya çalışıyoruz. Artık hani alıp satıyoruz. İyi ürün alıp iyi ürün vermeye çalışıyoruz. Ne kadar dikkat etsek de arkadaşım o yaklaşık 1300 lira. Jordan'dır, orijinaldir. 45-46 numara. Kayla var. Under Armour var ama numarası ufak. Yani bu daha nasıl söyleyebilirim? Ayakkabı üzerine artık hani antikacılarda şey oluyor ya. Çektim. Gel. Orada göremezsin şimdi kendini. Burada. Artık müşteriler dahi aldıkları ürünleri ya bu bana bu gerçek midir, orijinal mi değil mi olduğunu soruyorlar. Artık biz de kendimizi gün içerisinde, zaman içerisinde geliştirdiğimizden dolayı orijinal olup olmadığını söylüyoruz. Ya da aldığı kıyafetlerde müşterilerin de artık gelip de hani ya ben bir ürün aldım ama orijinal mi değil mi, bana yardımcı olur musunuz dediğinde hayır demiyoruz. O konuda da yardımcı olmaya çalışıyorum. Mehmet abi, yani işimiz ekspertize kadar çıktı. Mehmet abinin esnaflığı zaten dediğim gibi 2014'te, 2015'te biz gıdadan beri, ikinci sanayiden beri çalışıyoruz. Abi şu an geçen haberlerde gördüm ben. Mağazalar bunu büyük bir ihtimalle yaptırdı. Büyük mağazalar işte ikinci el kıyafet insanı hasta eder. İkinci el ayakkabı insanı bilmem ne eder. Yani büyük mağazalar bile şu an bit pazarlarından korkmaya başladı. Valla şimdi işin açıkçası bunu büyük mağazaları bırakalım. Zaten ana rahmi bu işin Mersin limanından çıkıyor. Yani mesela nasıl çıkıyor? Avrupa'nın bütün ikinci el kıyafet kıyafeti Mersin limanında konteynerlarla satılıyor ve Türkiye'ye dağılıyor. Bu İzmir'e gelenlerden, bizim aldıklarımızdan da bu var. Artı çevremizde İller ve ilçelerimizde dikkat ederseniz Kızılay'ın, belediyelerin özel kutuları var. Giysi, kıyafet ya da buna benzer kutular. Belediyeler ve bu kurumlar tarafından bizim gibi esnaflara ya da onların bildikleri geri dönüşümcü esnaflara satılan bir unsur halinde bu. Kesinlikle bu artık tabii ki bunu firmalar daha farklı yorumlayacak ki. Çünkü artık firmalara dahi baktığınız zaman genelde ürünlerin fiyatları çok yüksek. Bugün mesela bir Kolombiya ayakkabının 11 bin liradan aşağı ayakkabısı yok. Ya da bir North Face'in buna benzer ya da Salomon'un 8 bin liradan aşağı bir ayakkabısı yok. Ama burada aynı ayakkabının sıfırını bulma şansımız olmasa da ikinci elini yaklaşık 2000-3000 maksimum 3000 bantına kadar, yani 1000 liradan 3000 lira arasında bulma şansı olabiliyor. Bugün mesela bir Kolombiya ayakkabı verdim. Yaklaşık 10.000 liralık bir ayakkabıydı. 2000 liraya verdim. Aradaki fark mı? Yani aradaki fark bu. Ama şimdi Kolombiya'daki ayakkabıyı 2000 liraya indiremezler sıfırı. Neden? Çünkü onlarda 2000 lira maliyeti varsa da maksimum indirdikleri fiyat gene 5-6 bin lira. Adamlar gene kazancını sağlıyorlar. Ama müşteriler bunu bildikleri için artık hani genelde yazdıkları kışın yazdıkları almaya çalışıyorlar. Bu sefer onlar da ister istemez ne yapıyor? Ürünler maliyetin üstünde ama daha az bir karla satılmış oluyor. Evet, gerçekten şu an maliyetler de arttı. Şu zamanda ciddi anlamda maliyetler arttı. Tabii ki firmalar da ister istemez bunları çok yükseltebiliyorlar. Çünkü onlar da kendilerince arttı. Masrafları var, kiraları var. Yerinde 50-60 bin lira kira veren mekanlar var. Adam ister istemez yapacak ama bizdeki sistemde de ister istemez halkın çok yönlü tercihi oldu.
ciddi anlamda ben burada doktorlardan öğretmenlerine varıncaya kadar yani lansmanlı kişiler, normal halkın, ihtiyaçlı halkın yanı sıra lansmanlı kişiler dahi olayı farklı bir açıdan bakıyor. Ya benim çok net bunu ifade edebilirim, öğretmen ve çok net eczacı müşterilerim var. Yani sektörde, yani daha üst segmente çıkabilirim ama bunu dile getirmek de çok doğru değil. Var yani. Çünkü neden? Birçok insan artık kaliteyi yani orijinali istiyor, iyi, temiz. Ben mesela kendi ürünümü buraya koyduğumda mesela ayakkabı. Ben buradaki ayakkabıyı oğluma yalatacak kadar kendimden eminim. Temizliğinden, dezenfektenine kadar. Zaten onu bir gün çekmenizi de rica edeceğim sizden. İnşallah abi, geleceğiz. Nasıl bir işlemden geçiriyorum ve akabinde ne, hangi noktaya geliyor? Onu da zaten bir gün bir program iktidar ağacında bunu da gösterebiliriz. İlla ki Mehmet abi. Daha farklılıklar ya bizim çekimlerde de sadece yani bit pazarı olarak ya. Ben yok, de ilk çekimlere başladığımda ilk bit pazarı gün, geçtim. Bir gün mesela bir ayakkabının hazırlanma metodunu burada şey amaçlı, reklam amaçlı değil. İllak. Gerçekten nasıl kendi adıma herkesin öyle yapıp yapmadığını bilemem. Ama mesela ben buraya giydiğim kıyafeti şu an ben terlediğimde içinden bir tanesini çıkarıp giyebilirim. Rahat rahat giyebilirim. Eminim yani. Temin yapıyorsun ya, bu işi. Kendim bu işi yaptığım için ıyık mıyık deme olasılığım yok. Eminim çünkü. O yüzden lansmanımız bu. Adımız orijinalci. Yani müşterilere daha iyi hizmet sunabilmek, müşterilerin iyi bir şeylere sahip olabilmesini sağlamak. Yani ciddi anlamda yani şu ayakkabı mesela bir Jordan. Bugün gittiğin zaman 8-10 bin lira, 1500 lira, 1300 liraya buradan temin edebiliyor. Ve süreç itibariyle diğerinde 2 yıl kullanıyorsa bunda da 1,5 yıl kullanıyor misal. Yani buna benzemez, aynı şekilde yurt dışından olan Nike'dır bu. Yaklaşık 150 gramlık bir ayakkabı. Basket ayakkabısı, profesyonel. Ona benzemez yine yurt dışından Nike 90 New Balance'ın 90-60 modeli. Bu da iyi bir ürün. Yani sezon versiyonu. Bunlara benzemez yine aynı yurt dışından bir bayan. Onun haricinde yine yurt dışından Hogan. Hogan ismini herkes bilmez ama ben de bilmiyorum. Bu ciddi yurt dışında satılan bir ayakkabı. Marka bir ayakkabı. Yani buna benzemez İtalyanların, Beymen'in getirdiği İtalyanlardan temin ediyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Yani buraya gelen halkın da gerçekten bilmediklerini bilmesini de sağlamış oluyor. Tabii ki. Çünkü biz de öğrenerek geliyoruz. Abi bit pazarı, ben bunu her zaman söylüyorum. Bit pazarı gerçekten bir kültür. Yani sadece bit pazarı mantığı eskiden antika pazarı olarak geçerdi. Şu an genelde her bir sektörün girdiği bir pazar haline geldi. Yeri geliyor sıfır ürünleri, dışarıda adam aynı paraya kiracı da satıyor. Burada kiracısı olmadığı için, kira derdi olmadığı için daha uyguna veriyor. Adam 3 liraya alıyor, bu da 3 liraya alıyor. Öteki 5 liraya satıyor, bu 4 liraya satıyor. Buraya gelen ondan da 1 lira kazanmış oluyor. Yani netfeden ibaret 1 lira hesabı değil ama şeydir yani, mantık olarak baktığın zaman 5000 liralık üründe, sıfır üründe bile 3000 liralık şeyde 1000 lira kar diye düşünüyor adam. Okeydir Mehmet abi. Teşekkür saygılar, ederim Mehmet abi. Selamlar, Allah razı olsun. Sevgiler. Daha konuşulacak çok yönü var. Dediğim gibi bugün Mehmet abi zamanımız müsait olduğunda gidip bir ayakkabı yani nasıl alınır, nasıl yani Mehmet abi de mesela kadar, bit pazarından da mal toplasa buraya aldığı malı tezgaha koymaz, ben biliyorum çünkü. Yok. Gösterebilirim mesela. Şurada alınmış bugün pazarda. Mesela bugün toplanmış. İkinci el ürünlerin buraya direkt konmadığını zaten gösterebilirim ben çok net bir şekilde. Tezgahta koyanlar var. Evet. Ama benim sistemimde orijinallik ve dezenfektan kalite konusunda ödün vermeyen bir birey olarak kesinlikle dediğim gibi bir ayakkabı bakanın temizliğini yapmadan tezgaha gelmiyor. Kendi oğluma yalatacak kadar kendimden emin bir
Orijinalci. Teşekkür ederim Mehmet abi. Orijinalci Mehmet. Saygılar. Allah razı olsun abi. Selamlar. Hayırlı günler. İyi günler.